Biz de gördüğünüz gibi yine değerli spor programımız Zemin Kötü'ye bağlanacağız. Zemin Kötü'de yine yenilen bir takımın hikayesi olacak. İzleyelim efendim, buyursunlar. Evet sevgili seyirciler, hunharca atılan goller, stat dışına giden toplar, küsüp yanlışlıkla forması yerine şortunu çıkaran oyuncular. Evet, Papua Yeni Gine için büyük, bizim için Avrupa futbolu için tırt bir maçı geride bıraktık. Stüdyomuzda takımı 33-0 yenilmiş olan İsmail Hoca var. Hocam hoş geldin. Sanırım bu senin kariyerindeki en zor 90 dakikaydı. Vallahi en son sünnetimde bu kadar rencide olduydum. Hocam enteresan bir şey var. Yani rakip takımda size 33 gol atan Mesut aynı zamanda sizin eski öğrenciniz. Futbolu sizden öğrenmiş, futbolu sizinle sevmiş. Yani 33 golü de size attı. Neler hissettiniz hocam o kadar golü yiyince? Vallahi diyette gol böreği yemek gibi bir şeydi yani. Lezzetli ama yememen lazım. Ha bu neydi ya? Hocam bir şey değil, kedidir o, kedi. Biz eseriniz Mesut'tan konuşalım hocam. Eser döner, sap döner, sap döner, sağa saplanır oldu. Ya Allah'ını seversen bu neydi ya? Ya hocam iplemeyin, boş verin ya. Ya kardeşim tamam, açın şunun sesini ya. Açın şunun sesini ya. Canım ben böyle işin içine ya. Bu ne ya? Sesimi kısmışlar. Su kaplı mağazı gibi burada çırpınıyorum ya. Ya kardeşim tamam, küfür etme ya. Allah Allah, açtık sesini. Aynen etmişsin. Takır takır gelmişim ben buraya. Benim sesimi kimse kısamaz arkadaşım. Ya hocam kusura bakmayın. Göndereceğiz de bankadan kredi çekmiş, programa sponsor olmuş. Kovamıyoruz işte. Kovamazsın tabii. Kimse beni buradan yerimden edemez. Takır takır ödüyorum parasını. Gerekirse bak bu sandalyeyi evime götürürüm. Ama gerekmiyor. Hocam, tartışmalı pozisyonlardan biri de Mesut'un size attığı 33 golden sonra her gol sevinci için gelip size sarılmasıydı. Evet. İnsan sevdiğine bu kadar sarılmıyor hocam. Yani bu sizin kendi takımınıza da ayıp oldu biraz sanki. Biraz öyle oldu gibi ama ne diyeyim, ben de insanım yani. Benim de zaaflarım var. İki yıldır tek gol atamadık. Gol atan uşağı görünce bağa doğru geldi, ben de sarıldım. Ne diyeyim? Hocam biraz yediğiniz goller fazla değil mi? Yalnız bakın şurada çok önemli bir nokta var. Rakip takım 12-0 öne geçene kadar tek pozisyonu yoğurdu. Hocam siz o kadar gol yiyince kafa kaymış galiba. Vallahi ne diyeyim, ben de anlamadım ya. Ya çok basit goller yiyoruz, çok amatörce goller yiyoruz. Gol gördük mü dayanamayoruz, gidin yiyoruz onu ya. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Sağ ol. Hatırlarsın beni. Kapısız Köy Spor'da birlikte çift forvet oynamıştık. Pire Bilal ya. Ya hatırlar gibiyim he. Ya ben hep hani sana duvar olurdum böyle. Ha hatırladım. Bihter. Yok Behlül. Bilal ya. Ya bu kadar zor bir şey mi? Bilal ya. Neyse. Maça dönersek, hocam şu dikkatimi çekti. Rakip sizi önceden çalışılmış pozisyonlarla çözdü. Evet, epey bir pozisyon çalışmışlar. Tek tek üzerimizde denediler. Evet hocam, şimdi stada bağlanacağız. Mustafa, Mustafa. Sanırım 33 golün mimarı Mesut yanında. Neler söyleyeceksin, evet. Evet Fikri abi, şu an yanımda Mesut var. Maçın kahramanı. Evet Mesut, bugün 33 gol attın. Eski hocan İsmail Hoca'nın takımına. Yani tabiri caizse tam bir hayırsız evlatsın. Vallahi gerçekten çok mutluyum. Bu gollerin hepsini eski hocam İsmail Hoca'ya armağan ediyorum. Hocam bu gollerin hepsi sana... Peki evet, sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Ayağına sağlık. Sadece ayağım hocam. Ya bu çocuk bugün her yeriyle gol attı. Her yeriyle, şaka yapmıyorum. Burnuyla röveşataya kalktı ya. İnanılmaz bir andı. Tam bir futbolcu, tam bir forvet, tam bir kiralık katil. Sniper. Kendisini tanırım da.
Önceden oynamışlığımız var. Gerçekten çok beyefendi, akıllı ve dürüst bir çocuktu. Kim bu ya? Bilal ben, Bilal. Mesut'cum. Pursaklar gençlik gücünde hani birlikte oynuyorduk biz seninle. Ha. Hatırladın mı? Ben sana 3 maç üst üste asist yapmıştım. Yo, hatırlamadım. Allah Allah. Ya hani sen gollerden sonra beni alıp böyle bebek sevinci yapardın. Beni kafa üstü bıngıldağa düşürdün bir kere. 3 maç oynayamadım. Hatırlayamıyor musun ya? Kardeşim ben Pursaklar'da oynamadım ya. Bu herif sahtekarın teki. Gel bir hani konuş. Saygısıza bak. Bu Mesut var ya. Topçun değil ya. Ya bir de ahlaksız, karaktersiz bir insandır. Ulan insan eski hocasına 33 gol atar mı be? Hocam eski futbolcunuza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi ne diyeyim? Ayaklarına sağlık. Ya bu ilk 20 gol iyiydi de 20'den sonra atmayaydı daha iyi olurdu yani. Hocam vallahi bunu sen öğrettin bize. Maç bitmeden galip gelinmez, tutkuyla oynamanız lazım diyen sendin hocam. Evet, bak çok temiz uşak, hocasını da çok sever. Lan Mesut, o kadar da para kazandın lan. Bir tur aldın arabalardan, beni de gezdir de. Ayıp ediyorsun hocam, istediğin zaman bana bir alo de. Hem eski günlerin de üstünden geçmiş oluruz. Doymadı üstümden geçme ya. Ya buranın tadı kaçtı, ben gidiyorum ya. Artise bak, artise. Kulaklığı var diye hava atıyor. Benim de var kulaklığım, görmüyor musun? Hava atıyor muyum lan? Evet Mustafa. İbrahim ve Bahadır yanında. Evet Fikri abi, şu an yanımdalar. Çok çok ağır bir mağlubiyet aldınız. Ne düşünüyorsunuz? Mustafa abi, ben buradan tek bir şey söylemek istiyorum. Allah hiçbir futbolcuyu hocasının sevgisinden mağrum bırakıyor. Hayda. Ya hayda ne hoca, hayda ne ya? Ya biz seni böyle rakip takımın topçusuyla eğlenmeye falan gidersin, partilemece, kutlamaca yaparsın sanıyorduk. Ya ben Almanya'dan bunun için mi geldim ya Mustafa abi? Bunun için mi geldim ya? Hayır ben anlayamıyorum. Gidiyor topçu gol atıyor, gidiyor ona sarılıyor. Bizim hoca rakibe sarılıyor. İşkanı sişe takın diyeceğim, belki olmayacak burada. La Bahadır, 2 hafta Almanya'ya tatile gittim. Bana gurbetçi ayaklarına yatma. Çakma özün. Millet maçta formasını çıkarıyor, sen gittin şortunu çıkardın. Nerene sarılayım, nerene? Unutma, donunu düşüren kahraman olamaz. Hocam, tamam sen de çocukların üstüne çok gitme. Yani sen de o kenardan mıh gibi durdun ya. Bir taktik ver, takımı sahaya yay, bir şey yap canım. Ya bunları nereye yayayım? Yemin ederim bizim köydeki öküzler bunlardan daha iyi yaylılar ya çimene. Bence hoca bu açıklamaları şu yüzden yapıyor. Çünkü bana gelen teknikleri kıskanıyor. O yüzden öyle davranıyor hoca bize. La oğlum, sana bir tek teklif hayvan sirkinden gelir. Uçan banda! Şimdi hoca, sen bana demedin mi sen bu takımın öz evladısın? Gel şu boş mukaveleye imza at. Bir şey olmaz dedi, beni banka kredisine kefil yaptı ya. Ciddi söylüyorum. Biraz da takımları düşün hoca. Bu da bir gerçek şönligesiyor. Ya bu da kaleyi küçük diye bana oradan taktik veriyor. Gelmiş bık 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 ötüyor ya. Konuşmasın oradan. Ben bir şey söylemek istemiyorum daha fazla. Evet. Evet. Bahadır'cığım, sen önce bir kaleyi düşün. Yemin ediyorum bunun kaleyi görme ihtimali benim Jennifer Lopez'i öpme ihtimalimden daha düşük. Bu nedir ya? Ya yeter artık uçaklar. Bak, bu da kaleci olacak. İftar çadırı gibi geleni içeri aldı, geleni içeri aldı. Bu nedir ya? Tek suçlu biziz değil mi? Tek suçlu biziz. Evladım, insanlar kalelerinde kurtarışlarıyla devleşir. Sen kampta yediklerinle devreşti. Nedir bu ya? Vakumlu süpürge gibi geleni içeri alıyor, geleni içeri alıyor. Bu nedir ya? Bestim da, bestim, bestim. Tamam, tamam. Ben ortamı biraz yumuşatacağım hemen. Devreye giriyorum. İbrahim'cim, iyi akşamlar. Bilal abim ben. Celal abi, buyur. Celal. Celal benim adım. İbrahim'cim, özellikle bir pozisyonu çok merak ediyorum. Celal abi. Top out çizgisindeyken, sen out kullanacakken o topu nasıl kornere attın? Yani fizik kurallarına aykırı. Hani top burada ya. Burası korner olur. Buradan bir koyuyor, top böyle geri geldi. Nasıl, o nasıl oldu ya? Abi, o benim için çok zor bir out atışıydı. Evet. Ben de o anda pozisyonu, topu riske atmak istemedim. Direkt kornere attım abi. Evet, evet. Yani tek kelimeyle manyaklık ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bahadır, peki bir sorum da sana. Takımın kazandığı tek penaltıyı taca attın. Yani bunu başardın. Hocam, anlatayım ben size. Hep bunu yapmak istemiştim. Burası kale. Tamam mı? Burası penaltı çizgisi. Buradan top var. Adam geliyor, topa bir koyuyor.
Top taca çıkıyor yani. Top buradan... Ya hiçbir şey anlamıyor musunuz ya? Penaltıda diyor, vurdu mu diyor, oraya taca çıkıyor diyor. Ha. Aa, çok... Tamam, 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 anladık, tamam. Anladık. Evet, evet, tamam, evet, tamam. Evet. Hatırladım. Arkadaşlar gıcıklığına mı yapıyorsunuz? Ya buraya kalktım, iki saat anlattım. Adam diyor ki, tamam. Bu mu ya? Şimdi anladım, cevap vereyim. Şimdi Hamit abi, o şöyle oldu. Ulan bari baş harfini tuttun ya. Hamit nedir ulan, Hamit nedir ya? Ya kırma çocuğu Allah Allah. O Hilal şöyle... oğlum, Hilal. Ha tamam, Celal abi şimdi bak şöyle bir oldu. Şimdi ben orada topun dibine girecektim ama yerin dibine girdim. Çünkü ben nazara çok inanırım, biliyor musun? Bende nazar var, kem gözler var, bende göz var, gözler var. Sen dahi keşke iki tane göz olaydı ya. Bitirici forvet diye aldık, kariyerimi bitirdi bu uşak benim. Ha o zaman ben bir şey söyleyeceğim hoca. Bir dahaki ilk golüm adına gidip rakip takımın teknik adamına sarılacak. Öpeceğim böyle ha. Yapacağım bunu desin. Ya yemin ediyorum analiz yaptık. Bunun kaleyi görme ihtimali bizim UFO görme ihtimalimizden az çıktı. Ha tingil, yürüyün gidin. Çok ararsın bizi. Bizi çok ararsın. Ha, git. Evet. Ara. Buradan aktaracaklarımız bu kadar. İyi yayınlar. Sağ ol Mustafa. Hocam bu akşam bayağı bir dertlisin anlaşılan. Vallahi her maça çıkarken galibiyet yemin etmekten çarpılacağız artık. Vallahi Allah'ın gücüne gidiyor. Cehennemlik olduk. Ya yemin ediyorum bezdim ben. Bezdim. Alın beni da buradan. Alın ya. Aman hocam sen bize lazımsın ya. Artık önümüzdeki maçlara bakacak biz de. Ne edelim? Ya senin önün arkan mı kalmış ya? Ya senin yediğin önünde yemediğin arkanda adam. Senin takımın acıların takımı olmuş. Kaybedenler kulübü olmuş. Hala yanarlarımızı. Sen neyi saracaksın ya? Hayret bir şey. Düşün artık Türk futbolunu yakasından arkadaşım. Gençlerin önüne açsın ya. Açacım ben senin önünü. Ben buna fena taktım yemin ediyorum ya. Ya hocam elini kirlettiğine değmez ya. Boş ver biz bunu zaten göndereceğiz. Ben başka bir konuk buldum. O gelecek zaten. Sen beni nereye gönderiyorsun ya? Ben bu programa sponsor oldum, sponsor. Bak gerekirse bu sandalyeyi evime götürürüm. Ama gerek yok. Hocam konuğum gelir şimdi merak etme. Evet. Kerem Gönlüm hoş geldin. Hoş bulduk. Nerede kaldın ya? Malum trafik. Evet. Nereye oturacağım ben? Ya şu ufaklığın yerine otur işte. Gelin benim yerime otur. Daha neler ya. Çeksin şuradan bir sandalyeye otursun. Nereye oturayım abi? Sen Keremcim otur buraya. Ya nereye oturuyor ya? Hayret bir şey. Ne? Orada durmuş bir de tepemde. Arkadaşım devede de boy var ama. Ben kalktıkça küçülür sandım ama adam gittikçe gidiyor ya. Buyurun efendim, siz oturun. Keremciğim hoş geldin. Aa, oturunca aynı boydayız. Ben yıllardır oturuyormuşum ya. Tekrar hoş geldin. Maçla ilgili neler söylemek istersin? Vallahi buna maç denemezdi abi aslında. Evde yiyenlerle oturuyorduk. 27'den sonra televizyonu kapattık. Ayıp doğru. Ya Keremciğim seni severim sayarım ama konuşukların biraz artık adetinde. İsmail hocam sen hiç konuşma. Millet maymuna gemi kullanmayı öğretip uzaya gönderiyor. Sen takımı bir kontratağa çıkaramadın. Nasıl gömdü ya? Bunun adı Kerem Gönlüm değil, Kerem Gömdüm olaydı da. Evet Keremciğim teşekkür ediyoruz. İyi gömdün. Evet sevgili seyirciler, bir zemin kötünün daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın.